Halvetiliğin birinci teşekküründen itibaren Pir Ömer sonrası Halvetilerin hayatından bahsedeceğiz. Bunlardan ilki Ahi Emrem, Ahi Mirem şeklinde de yazılan, iki şekilde telaffuzu ve yazılışı bulunan bir Sufi'den bahsedeceğiz. Yine bu da Şirvan kökenli, yani Azerbaycan asıllı bir Sufi'dir ki Pir Ömer'den sonra Halvetilik'teki silsileyi devam ettiren, yani mektebin Pir Ömer'den sonraki temsilcisi Ahi Emre olmuştur. Ahi Emre hakkında da elimizde fazla bir malumat kaynaklardan ele geçmemektedir. Onun yine yani Şirvan bölgesinde Sufiliği yaymakla meşgul olduğunu, ancak siyasi askeri hadiselerden dolayı rahat edemediğini ve Şirvan'ı terk ederek Anadolu'ya taraf göç ettiği şeklinde, hatta onun Kırşehir'e giderek orada yerleşmiş olduğu ve vefat ettiği, orada bir tekkesinin de hatta bulunduğu şeklinde malumatlar vardır. Fakat bu malumatları takip ettiğimiz zaman Kırşehir'de Ahi Emre şeklinde bir adı altında bir mekana, bir tekkeye veya bir sufi kabrine araştırmalarımızla ulaşamadık. Ahi Evran ismi ise Ahiliğin Anadolu'daki kurucularından, büyük mürşit şeyhlerinden olan, temsilcilerinden olan Ahi Evran ise Kırşehir'de yatmaktadır. O da bir Azerbaycanlı büyük sufi mütefekkirdir, Khoylu'dur. Bu onunla Ahi Emre ile Ahi Evran'ın isim benzerliği de dikkat çekmektedir. Büyük ihtimalle Ahi Emre'nin adı unutulmuştur veya Ahi Evran'la karıştırılmıştır. İkisinin aynı şahıs gibi, daha önce bahsettiğimiz gibi bir karışıklığa uğradığını tahmin etmekteyiz. Ancak Kırşehir'de yine yaşamış Ahi Emre ile aynı özellikleri, tarihi özellikleri taşıyan bir şeyhe, bir şairin orada olduğunu, yaşadığını tespit ettik ki bu da Osmanlı edebiyatında da tanınmış Selçuklu Osmanlı dönemi arasında bir şahsiyet olan 14. asır Sufi şairlerinden Gülşehri'dir. Yani Gülşehri'nin Anadolu'ya, Kırşehir'e Asya tarafından geldiği şeklinde bilgiler vardır. Ve onun bir şair olduğu ve şiirlerinde tasavvufi edasının çok geniş, zengin olduğu ve özüne mahsus bir tarikatın da sahip olduğu, tekkesi olduğu şeklinde bilgiler vardır. Ama kaynaklar da onun dakik olarak hangi tarikata mensup olduğu, hangi tasavvufi fikri temsil ettiğini bize vermemektedirler. Bazıları Mevleviliğe taraf olduğunu söylemekte iseler de bu kesin olarak tespit edilmiş bir husus değildir. Ancak gerek onun dışarıdan gelmiş olması, gerek şair olma özelliği ki Ahi Emre ile ilgili menakiplerde onun bir şair olduğu, hatta zamanında muhtemelen ya Şirvan bölgesinde veyahut da Tebriz taraflarında yazdığı bir şiiri zamanın hakimine, hanına takdim ettiği, emirine takdim ettiği ve iyi bir ihsan, iyi bir yani karşılık görmek arzusu taşıdığı, ancak beklediği karşılığın, yani maddi karşılığı bulamayınca da büyük bir hayal kırıklığına ve üzüntüye düştüğünü, bunun üzerine hem şairliği bıraktığını hem de memleketini terk ettiği şeklinde bir bilgi vardır. Ama memleketini terk etmesi, yani Şirvan'dan ayrılmasına sebep olarak da diğer bir hadise, onun Timur'la ilgili kurulmaktadır, bilgi verilmektedir. Yani
Timur'un Anadolu'ya gelmesi üzerine, Azerbaycan'a gelmesi üzerine endişelendiğini, Timur'dan korktuğunu ve Şirvan'ı terk ederek Anadolu'ya taraf gittiğini yine menkıbelerde bir tarihi bir bilgi olarak rastlamaktayız. Yani bu gibi vesileler onun Anadolu'ya gittiğini ve Kırşehir'de yalnız yaşadığını tasdik etmektedirler. Onun Tebriz'de de bir tekkesi olduğuna dair bazı bilgiler varsa da bununla da ilgili yani net bir bilgiye sahip değiliz. Ahi Emre şair bir şahsiyettir. Halvetiliğin ilk Anadolu'ya giden şahsiyetlerinden birisidir. Ancak anlaşılıyor ki Anadolu'daki hayatı bir halvetiye mümessili, temsilcisi, bir şeyh olarak şeklinde değildir. Yani bir sufi şair gibi belki de kendisini gizlemek ihtiyacı hissetmiştir. Yani asıl tasavvufi kimliğini ortaya koymamış, yaşadığı muhitte bir mütevazi bir şair, sufi şeklinde hayatını yaşamıştır. Bunun Ahi Emre'den sonra Halvetiye Sufiliğinin mektebini Şirvan'da devam ettiren ise onun yetiştirdiği yine bir müridi olan Hacı İzzettin Şirvani adına rastlamaktayız. Bunun Türkmen asıllı olduğu, Irak Türkmenlerinden olduğu ve atasının hatta Mısır Türkmenlerinden olduğu şeklinde bilgi daha kuvvetlidir. Atasının ticari maksatla Şirvan'a, Şamaha'ya geldiği ve burada kaldığı, burada evlendiği ve Hacı İzzettin'in de onun evladı olarak dünyaya geldiği bilgisi vardır.